İyi günler. Ben Vodafone Net müşteri hizmetlerinden Sinem. Bugün size Airtice RT212 modemin kurulumu hakkında bilgi vereceğim. Modeminizin fiziksel bağlantısını yapabilmek için kutudan çıkan parçaların eksiksiz olması gerekmektedir. Bu malzemelerin eksiksiz olduğunu kontrol edin. Modem, adaptör, splitter, Ethernet kablosu, 2 adet telefon kablosu, kolay kurulum CD'si, kullanım kılavuzu. ADSL modeminizin fiziksel bağlantılarını yapmak için öncelikle modem adaptörünü elektrik prizine takın. Modeminizin arkasında bulunan power girişine adaptörünüzün diğer ucunu takın. Modeminizi on-off düğmesine basarak açın. Modeminizde power ışığının sabit bir şekilde yanması gerekmektedir. Power ışığı yanmıyor ise adaptör bağlantılarını kontrol edin. Duvardan gelen ana hattınız telefonunuza bağlı ise bu bağlantıyı sökerek telefon hattınızı splitter'ınızın line girişine takın. Bu hat üzerinde splitter'a gelene kadar paralel bir telefon hattı olmamalıdır. Kutudan çıkan telefon kablolarından bir tanesinin bir ucunu splitter'ın modem girişine, diğer ucunu modeminizin ADSL girişine takın. Diğer telefon kablosunun bir ucunu splitter'ın fon girişine, diğer ucunu telefon cihazınıza bağlayın. Bu bağlantılar yapıldıktan sonra modeminizin ADSL ışığı yanıp sönmeye başlayacak ve bir süre sonra sabit olarak yanacaktır. Modeminizin bilgisayarınız ile bağlantısını sağlamak için kutudan çıkan Ethernet kablosunu modeminizin arka yüzünde bulunan Ethernet portlarından birine takın. Kablonun diğer ucunu da bilgisayarınızın Ethernet portuna bağlayın. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra modeminizin Ethernet portunun ışığı yanmalıdır. Modeminizin fiziksel bağlantısı tamamlanmıştır. Şimdi kolay kurulum adımlarına geçiyoruz. Vodafone tarafından verilen modemler tak çalıştır özelliğine sahiptir. Modem bağlantılarının yapılmasından sonra modeminizi açtığınızda ADSL ayarları otomatik olarak yapılandırılacaktır. Bu işlem gerçekleştikten sonra modeminizi kablosuz olarak kullanmak istiyorsanız modem arayüzünden kablosuz ayarlarını yapmanız gereklidir. 3 dakika içerisinde modeminizin internet ışığı yanmazsa kolay kurulum adımları ile kurulum yapabilirsiniz. Kablo bağlantılarının doğru olduğundan emin olduktan sonra modeminizi açın. Bilgisayarınızda kullanmakta olduğunuz Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox gibi bir tarayıcı açarak adres çubuğuna 192.168.2.1 yazın ve Enter tuşuna basın. Açılan ekranda sizden şifre istenecektir. Modeminizin ilk kurulumu yapılacağı için bu kısmı boş bırakarak Tamam tuşuna basın. Bu işlemden sonra modeminizin hızlı bir şekilde kurulumunu yapabileceğiniz hızlı kurulum ekranı açılacaktır. Açılan ekranda DSL kullanıcı adı ve DSL şifresi bölümüne Vodafone Net tarafından SMS ile size iletilen kullanıcı adı ve şifrenizi eksiksiz olarak girin. Bir alttaki satırlarda ise modeminizin kablosuz ayarlarını yapabilirsiniz. Kablosuz ağ adı kısmında kablosuz ağınızı isimlendirebilirsiniz. Kablosuz güvenlik tipi kısmında VPA artı VPA 2 seçeneğini seçin. Kablosuz şifre kısmına en az 8 hane olacak şekilde kendi belirleyeceğiniz şifreyi yazdıktan sonra kaydet tuşuna basarak yaptığınız ayarların modem tarafından kaydedilmesini sağlayın. Bu işlemlerden sonra birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Daha sonra modeminizin internet ışığı yanacaktır. Artık internet bağlantınızı kullanabilirsiniz. Kolay kurulum menüsüne erişmekte sorun yaşıyorsanız, ekranın sol tarafındaki menüde yer alan internet butonunu kullanarak kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. İnternet butonuna bastıktan sonra aşağıya doğru açılan menüden internet ayarları butonunu tıklayın. Ekranda görünecek olan satırın sağ tarafında bulunan düzenle butonuna basın. Ekranınıza bağlantı ayarları gelecektir. PPP ayarları kısmında bulunan DSL kullanıcı adı ve DSL şifresi bölümüne Vodafone Net tarafından SMS ile size iletilen kullanıcı adı ve şifrenizi eksiksiz olarak girin.
Sayfada yer alan diğer ayarları değiştirmeyin. Bu ekrandaki diğer parametreler sırasıyla protokol PPPoE, VPU8, VCU35, Encapsulation LLC, MTU1492 olarak ayarlanmış olmalıdır. Sayfanın sağ alt kısmında yer alan kaydet butonuna basın. Bu işlemden birkaç dakika sonra modeminizin internet ışığı yanacaktır ve artık kablolu olarak internetinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Modeminizi kablosuz olarak kullanmak istiyorsanız lütfen bir sonraki işlem adımlarını takip edin. Kablosuz ağ ayarını gerçekleştirmek için sol taraftaki menüde kablosuz butonunu tıklayın. Ekranda görüntülenen menüde kablosuz ağ etkin kutucuğunu işaretleyin ve kaydet tuşuna basın. Bu işlemden sonra modeminizin wireless ışığı yanacaktır. Sol tarafta kablosuz butonunun altında bulunan menüde kablosuz ağ ayarları butonunu tıklayın. Açılan ekranda kablosuz ağ adı kısmına tercih ettiğiniz kablosuz ağ adını yazın. Güvenlik kısmında VPA artı VPA 2 seçeneğini seçin ve parola kısmına da en az 8 hane olacak şekilde kendi belirleyeceğiniz parolayı yazın. Satırın altında bulunan kaydet tuşuna basarak ayarları kaydedin. Bu ayarları yaptıktan sonra kablosuz olarak internetinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Modeminizi fabrika ayarlarına döndürmek ve yeniden kurulum yapmak istiyorsanız modeminizin arka yüzündeki reset yuvasına toplu iğne benzeri ince uçlu bir cisim ile yaklaşık 10 saniye boyunca basılı tutun. Bu işlemden sonra modeminizin bütün ışıkları yanıp sönecek ve modeminiz fabrika ayarlarına dönmüş olacaktır. Kurulum adımlarını izleyerek modeminizin kurulumunu tekrar gerçekleştirebilirsiniz. Vodafone Net'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Müzik